Biliyorsunuz Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başlangıcından bu yana savunduğu Suriye'nin kuzeyinde yani Cerablus Raya hattında 40 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge ve akabinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesiydi. Dün mutabakata varılan varıldığı söylenen ve bugün Aslan'a da Suriye'de savaşan tarafların muhaliflerin önüne konup onların onayı beklenen belgede güvenli bölge dendiği yer yerler şuralar. Birincisi İdlib. İdlib muhaliflerin kontrolünde olan İdlib. Humus'un kuzeyi Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesi ve Ürdün bir tarafı, Ürdün sınırı olan, diğer taraftan da Lübnan'dan biraz Lübnan sınırına birazcık dokunan Dara bölgesi. Dikkat ederseniz bizim güvenli bölge olarak belirttiğimiz daha önce hükümetin hep dillendirdiği şu mavi alan, yani Fırat Kalkanı alanı ile ilgili bu dört gerilimi azaltma bölgesi olarak tarif edilen bu alanlarda bizim Fırat kalkanı yer almıyor. Dolayısıyla biz iki ayrı şeyden bahsetmiş oluyoruz. Rusya'nın getirmiş olduğu öneriyi biz kabul etmiş oluyoruz. Bu öneri de Rusya'yı Suriye konteksinde daha da güçlendirmiştir. Suriye'nin iç işlerine karışma ve Suriye'nin uluslararası şu andaki Suriye'deki Esad yönetiminin uluslararası ilişkileri götürme şekline Rusya daha fazla bundan sonra etki edecektir. Bu şu anlama geliyor. Biz Suriye'de Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini sağlayacak kapsamlı bir siyasi çözüm konusunda başarılı olamıyoruz. Dolayısıyla madem başarılı olamıyoruz, o zaman ateşkesi esas alan ve çatışmazlığı esas alan parça başı çözüm konusunda çalışalım demektir. Bu ise ileride Suriye'nin eğer kapsamlı bir çözüm olamazsa ki her geçen gün iyice ihtimal zayıflıyor. Suriye'nin de facto olarak mevcut güvenli bölgeler veya gerilimi azaltma bölgeleri olarak adlandırılan bu bölgelerin ileride devletçiklere dönüşmesi ihtimalini taşımaktadır bu risk. Bu ise Suriye'nin lime lime parça parça bölünmesiyle sonuçlanacak bir süreci tetikleyecektir. AKP'nin Suriye politikası sıfırlamıştır. Ve yük de Türkiye'nin üzerine binmiştir. Suriye'de bundan sonraki dönemde Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayabilecek, toprak bütünlüğünün sağlanması için çalışabilecek kuvvetler maalesef araziden çekiliyor. Öncelik yine şu olmalı. Biz daha önceden de söyledik. Siz Sincar'a operasyon yaptığınız zaman ABD tarafından eleştirilmek istemiyorsanız onun müdahalesine maruz kalmak istemiyorsanız veya Suriye'nin başka bölgelerinde konuşlu birliklerinizin sorun yaşamasını aynen Irak'taki başka kampı gibi yaşamasını istemiyorsanız bugün arazide en güçlü olan Esad yönetimiyle bir kanal açın ve uluslararası meşruiyet açısından kimseye eyvallahınız olmasın. Yoksa bu oyun Amerikanın da yanına gitseniz, Rusya'nın da yanına gitseniz, aynı oyunu oynuyorlar ve değişmiyor. Buraya gelmesinin sebebi de AKP'nin Suriye politikasındaki öngörüsüzlüğü, beceriksizliği, hayalciliği ve sonucu tahmin edememesidir.